Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici kanıtlarım. Evet, bugün sizlerle birlikte Kaya Haber Bülteni'nin 4. sezon 7. bölümündeyiz. Hepinize tekrardan merhabalar sevgili değerli izleyici kanıtlarım. Şimdi Kaya Haber Bülteni'nize daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte altın kuruna, dolar kuruna değineceğiz. Altın fiyatları ne kadar? Gelin sizlerle birlikte inceleyelim. Düşer mi çıkar mı? Net bir şekilde konuşalım sevgili değerli izleyici konuklar. Altın gram altında şu anda %2,25'lik bir oranda bir artış söz konusu. Ekrana yansıtıyorum şu anda. Sizler de görüyor olabilirsiniz. Sevgili değerli izleyici konuklar, yanı başına yansıttım. Ekranların, hayat izleyicimizin yanı başına sevgili değerli izleyici konuklar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde çeyrek altında %1,23'lik bir artış söz konusu. Dolarda %0,86'lık bir artış söz konusu. Euro'da %1,45 artışı söz konusu ve diğer taraftan birçok ülkede enflasyon söz konusu, sadece ekonomik olması olmaksızın sevgili değerli konuklar. Ve bu gidişatta altının, doların yükselmesiyle beraber altın fiyatlarının ne gibi bir düşmesi, yükselmesi olur diye bana soracak olursanız, Kaya Haber Bülteni olarak doğru bilgilerle, kesin bilgilerle sevgili değerli izleyici konuklar, bildiğiniz üzere her geçen gün gelmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere bir Kaya Haber Bülteni çekmiştik. 4. sezon 5. bölüm olması lazım. Evet 4. sezon 5. bölüm. Kartlar bölümünde de mutlaka ulaşabilirsiniz. Kartlar bölümünde veya Kaya Haber Bülteni'nin bir önceki bölümlerinden görebilirsiniz. Kanalımız içerisinde yer almaktadır. Dolar 3 aya kalmadan 26 lirayı bulur demiştik geçen ay, geçtiğimiz ay Kaya Haber Bülteni'nde sevgili değerli izleyici konuklar. Ve bundaki temel sebebin ise tek bir sebebin olduğunu beyan etmiştik ve yine aynı şekilde tek bir sebebin olduğunu beyan ediyoruz. Diğer ülkelerdeki enflasyondan kaynaklanmıyor. Bu sadece tek bir sebebi var sevgili değerli izleyici konuklar. Ve dolar 3 aya kalmaz 26 lirayı vurur gibi bir tahmini bir yorum yapmak da çok ciddi bir rakam ve sevgili değerli izleyici konuklar, bugünkü artışlardan görmek değil ki bu gidişat devam ederse şeklinde biz o analiz yapmıştık ve o gidişat devam etmekte. O tek bir sebep de neydi peki diye soracak olursanız sevgili değerli izleyici konuklar, enflasyon değil demiştim diye bana şu anda düşünüyorsunuz, şu anda soruluyorsunuz sevgili değerli izleyici konuklar. Sevgili değerli izleyenler, öncelikli olarak merkez bankalarımızda dış devletlerin hisseleri var. Dış devletlerin hisseleri olunca merkez bankalarında, efendime söyleyeyim, Amerika'nın hissesi olunca, Amerika bizim hisselerimize el attığı zaman Merkez Bankası'nda yine aynı şekilde demiş olduğumuz üzere Alt Bankası olsun, Ziraat Bankası olsun, birçok banka olsun, Garanti Banka olsun, Garanti BBVA olsun, efendim söyleyeyim birçok banka olsun sevgili değerli izleyici konuklar. Amerika'nın hisseleri var. Amerika hisseleri satın aldı birçoğunu. Yüzdelik dilimlerine bakacak olursak ise sevgili değerli izleyici konuklar, internette yer almaz, lakin büyük bir kısmını aldı, %20'lik, %30'luk, %40'lık veya ve bugünkü doların bu kadar bu denli yükselmesindeki temel sebep de, temel gaye de budur sevgili değerli izleyici konuklar. Bazenler altın rezervlerimizin boşaltılmasıdır, çeşitli borçlanmalardır. Mesela dün de bir düşme söz konusuydu, işte millet düşecek mi derken kuyumcu da buldu kendini. Dolar alandır, işte bozdurandır yine aynı şekilde yükseldiği için. Bu aralar kuyumcular doldu taştı adeta sevgili değerli izleyici konuklar. Sevgili değerli izleyenler, demem o ki yani yatırım önemli bir anlamda tabii ki. Çünkü görüyoruz büyük bir artış söz konusu, daha da artacak. Dolar 3 aya kalmaz 26 liraya bulur şeklindeki yorumumuzu sürdürüyoruz ya. Bu gidişat da 26'yı değil 30'u da bulur demiştik o bölümümüzde yine aynı şekilde. 30'u da bulur, 35'i de bulur, 40'u da bulur diyoruz vakaya haber bizimizde. Sevgili değerli izleyici konuklar, maalesef bu durumdan ötürü kaynaklanıyor. Peki merkez bankalarında yine aynı şekilde yabancı dış devletlerin hisseleri olmasa, yabancı dış devletleri bizim hisselerimizi satın almasaydı bunlar gerçekleşir miydi? Bunlar gerçekleşse dahi bu kadar bir yükseliş de olmazdı açıkçası sevgili değerli izleyici konuklar. Bunları açık ve net bir şekilde söylüyorum. Lakin sevgili değerli izleyici konuklar, yine bir yükselme söz konusu olurdu. Çünkü sevgili değerli izleyici konuklar, ülkemize karşı bir operasyon aldılar. Sevgili değerli izleyici konuklar, yıllardır
bildiğim üzere ilk önce bölmek istiyorlar terörle, DAEŞ'le, PKK'yla. İlk önce terörizmi dayadılar. Bu şekilde ülkemizi ele geçiremeyeceklerinin farkına vardılar. Bu sefer de ekonomiden saldırdılar. Ekonomide de başarılı olamayacaklar. İnşallah biz bunun da üstesinden geleceğiz ülkemiz olarak. Sadece ve sadece şunları söylüyorum ki sevgili değerli izleyici konuklar, bu aralar sıkıntılı geçiyor, elemde kederli geçiyor ekonomide. Ve sevgili değerli izleyici konuklar, altın fiyatlarının yükselmesindeki temel sebebi yine söylemiştim, doların yükselmesinde. Yani bugün yatırım yapmanın tam sırası mı? Peki diye soracak olursanız sevgili değerli izleyici konuklar, yani bugün yapmadıysanız veya yapacaksanız yarın ne için yapmamışım dönüyor. Yükseldiği zaman ben dün yapacaktım, ne için yapmamışım acaba diyorsunuz. Yatırımda böyle bir şey söz konusu. Açıkçası düşmesini de göz önüne alınmalı ve buna hareket edilip bir yatırım yapılmalı. Çünkü bu işlerin işte çıkıştadır. Lakin sizlere şunu söyleyeyim. Fırlama olacak. Büyük bir fırlama olacak. 20 liraya olacak dolar. Doların 20 liraya olmasıyla çeyrek altınlarındaki fiyatlar 1700 liraya, 2000 liraya dayanacak. Doların 26 liraya olmasıyla çeyrek altın fiyatları 2200 lirayı görecek. Aynı şekilde hani çeyrek altından misal veriyorum çünkü genelde çeyrek altın dünlerde takılır. Yani biliyorsunuz ülkemiz olarak ekonomik sistemimiz genelde çeyrek altına yeterdi. Lakin o da maalesef bu ekonomiyle kalmaz hale geldi, yani genel anlam itibariyle sevgili derdiniz konuklar baktığımız zaman. Baktığım zaman birçok anlamda ekonomik yönden de bir operasyon olduğunu görüyoruz Amerika tarafından. Yabancı dış devletler mensupları tarafından. Ve dün bir düşme gözlemlendi bildiğiniz üzere ve o dün düşmenin gözlemlenmesindeki sebep işte yabancı dış devletlerinden Katar'dan 15 trilyonluk bir mevla geldi bize destek. Dolayısıyla ne oldu? Ekonomik sistemimizde ekonomik krizin biraz daha refah almasına katkıda bulundu. Ama 1 lira 2 lira düştü. Bunun sevgili değerli izleyici konuklar, bugün 1 liralık 2 liralık bir kayıp göstereceğini, çeyrek altına aynı şekilde 100 liralık 200 liralık bir kayıp göstereceğini, gram altına aynı şekilde 100 liralık 200 liralık bir kayıp göstereceğini bir göstergesi ve ondan sonra yükselmeye devam edeceğini yine bir göstergesi. Bu İran'dan da gelse, Azerbaycan'dan da gelse, tüm kardeş ülkelerden de gelse geçerlidir. Öncelikle yapmamız gereken şey bu konuda merkez bankalarının kendine gelmesi, hisselerin satmaması, altın rezervlerin boşaltmaması, IMF'den borç almaması gerekmekte. IMF'ye olan borcumuz ayrı. Diğer taraftan doların düşmesi için gerekli yardımlara bir zaman içerisinde onlara öder miyiz bilmiyorum. Onlar bize borç olarak mı verdi, yardım olarak verdiyse gerçekten Allah razı olsun. Lakin sevgililerle hiç konuşsa borç olarak da IMF'ye olan borcumuz yetmedi. Diğer taraftan o borç çıkacak. Onlarla birlikte zaten altın fiyatları o esnada artışa geçecek derken sevgililerle hiç konuşsa paramızın değeri düşmeye devam edecek. Ülkemizin parasının değeri düşmeye devam edecek. Bu durumda ne olacak? Millet kayabildiği kadar kayacak. Benim adım Abdülkadir Kaya, geldim buraya kaya kaya, hiç espri yapılacak bir değil gerçi burada. Ama şimdi söyleyecek olursak milletimiz ülkemiz yatırımda altına, dolara kayacak görüyoruz. Çünkü artık ben kendi yaşlarımda söylerdim, işte küçük yaşlarımda söylerdim, 7-8 yaşlarımda söylerdim dolar bugün 20 lirayı bulur diye açıkçası. Hani içime mi sinmiyordu artık, çocuktuk işte, ne anlayacağım tabii ki de hani öyle bir içime sinme olmuştu derdim. Ve sevgili değerli izleyici konuklar, bugün 12 lira ve o yükselme devam ediyor, kendisini gösteriyor, etkisini sürdürüyor. Şu anda bir %1'lik bir artış daha söz konusu oldu. Her saniye her dakika bir değişim söz konusu. Yani sevgili değerli izleyici konuklar, yatırıma yönelmekte fayda var. Yatırıma yönelmekte fayda var ama bununla birlikte de tabii ki dikkatli olmakta da fayda var. Yatırım, çünkü bu iş
ciddi bir boyut. Bana soracak olursanız yükselginiz yükselir. Yani çekinmeyin bu durumlarda. Çünkü bir baktınız pat diye düştü. Tamam ama yarın çıkmayacağı ne mali. Bir baktınız pat diye çıktı. Tamam ama yarın pat diye düşmeyeceği ne malum. Sevgili değerli izleyiciler, bugün YouTube'da birçok yatırım videoları var, ekonomi videoları var. Yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar, çeşitli yorumlar yapıyorlar. Senin bu konu hakkındaki düşüncelerin neler diye soracak olursanız, doğru güzel yaptığı yorumlar mevcut. Gerçekten mevcut. Lakin sevgili değerli izleyiciler, her an her şey değişir. Kimse yakın. Yaratıcı ol derre olu verir. Allah ol derre olu verir sevgili değerli izleyiciler. Vatanımıza, milletimize, hakkımıza hayırlısı neyse inşallah o olur. Sonumuz nereye bakalım? Geldik. Şimdilik de alamete gidiyoruz. Kıyamete gidiyoruz sakin ama diğer taraftan hani hak için yaşıyor. Hak için nefes alıyor, veriyoruz. Sevgili değerli izleyiciler, elimizi açıp dua etmekten başka çaremiz yok. Vatanımız için, milletimiz için, ülkemiz için en hayırlı, en doğal, en güzel olan, en yaraşır olan neyse inşallah o olur şeklinde duamızı ediyoruz. Amin diyoruz. Tüm kardeşlerimizin, tüm izleyenlerimizin ağzına sağlık diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Geldiniz, buyurdunuz. Yine aynı şekilde videomuza beğeni atmışsınızdır, atmamışsınızdır, canınız sağ olsun. Yorum bırakmışsınızdır, bırakmamışsınızdır, canınız sağ olsun. Senin bu konu hakkındaki görüşlerin neler diye soracak olursanız tekrardan. Dolar şimdilik bir %1'lik bir düşüşten %0,95'lik bir yükselişe düştü. Sevgili değerli izleyiciler, daha demin de 708 olan gram altın 706 oldu mesela. Yani sürekli de şey, önümde ekran var. Ekranlarda görüyorsunuzdur da zaten. Şu andaki tabii ki. Ben bu videoyu montajlarken ki o ekran SS aldığım kısımdaki şeyi görmüş olursunuz. Sevgili değerli izleyiciler, pek bir şey değişmeyecektir ama yani şöyle şu anlık akşam saatleri civarında bir artış söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde bundan bir 2-3 gün sonra bir devamlı bir çıkış söz konusu ve ondan sonra biraz bir duranlama olduktan sonra bir fırlayışa geçebilir. Ve sözü kısa tutacak olursak doların 25-35 lirayı göreceği aşikar. Çeyrek altının 2000-2500 liraya, 3000 liraya dayanacağı aşikar. Net söylüyorum. 4-5 ayı buluş dediklerim. 5 ayı buluş, 4-5 ayı buluş. Peki sevgili değerli izleyiciler, siz peki yatırım yapıyorsunuz. Enflasyonla bununla beraber yükseliyor. Efendime söyleyeyim, bir de mesela gram altında 704'e düştü 706'dan. Değişir. Sevgili değerli izleyiciler, sürekli değişir. Ve bununla beraber yatırım yapıyorsunuz. Söyleyeceklerim bitmedi. Bununla beraber bir yatırım yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yumurta fiyatları şu anda 30 lira ama 40 lirayı, 50 lirayı bulmuş. 60 lirayı bulmuş. Diyorsunuz ki benim bundan karım ne oldu diyorsunuz yani. Enflasyon var. Tamam, siz yatırımdan belirli bir kar elde ediyor olabilirsiniz ama baktığınız zaman çeşitli ürünlerin fiyatları tavan yapmış. Bu sefer de ne olacak? Ne olacak şimdi? Öyle bir durum var. Yani sevgili değerli izleyiciler, sonumuz nereye kadar diye de düşünmeyelim. Allah bir yerden bir yoldan gösterir. İnşallah dua ediyoruz. Dualarımızda vatanımızın, milletimizin istikbalidir. Vatanımızın hürriyetidir. İnşallah bu durum düzelecektir diyoruz. Enflasyona son diyoruz inşallah. Enflasyona dur diyoruz inşallah sevgili değerli izleyiciler. Bununla beraber inşallah bu ekonomideki kriz de sona erer inşallah sevgili değerli izleyiciler. Allah vatanımıza, milletimize ceva vermesin. Allah'a emanet olun. Benim diyeceklerim bunlardan ibaret. Hani birçok misal verilir. Lakin lafı, sözü öz tutmak, kısa tutmak adına yani bu şekilde Kaya Haber Bültenimizin 4. sezon 7. bölümünü noktalayalım. Bir kez daha diyelim mi? Videomuzun sonunda biliyorsunuz ki müthiş bir son yapıyoruz ve baktığınız gibi olduğu gibi. Ya!
haftalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı günler. Esenliklerle kalın. Yine gelin buyurun. Çayınızı kahvenizi alın. Beğenilerinizi bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Yorumlarınızı. Tabii ki canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Esenlikler.